Evet kafes 47. Ya bazı günlerde arada bazı şeylerde konuşuyoruz ama bugün konuştuğumuz şeylerden biri bir gün olmayacak. Biz birlikte bugün bir soru çözeceğiz. Tamam. Gel. Ekrana geliyor kafes 47. Durduruyorsun, yapıyorsun. Ardından da benden dinliyorsun. Süreyi ben tutmuyorum bugün. Bugün sen tutuyorsun. Bana kalırsa 1-1,5 dakika içinde yapabileceğim bir soru. Durduruyorsun ve yapıyorsun. Gel bakalım. Konuştuğumuz çok günler olacak. Tamam. Tamam. durduruyorsun ve yapıyorsun. Şimdi de buraya cevaplarını giriyorsun. Ardından da ben başlıyorum sana anlatmaya. Yukarıdaki şekilde yük kaldırmak için kullanılan bir makaraya sarılı ipin önden görünümü verilmiştir. Buna göre bu makaranın arkadan görünümü aşağıdakilerden hangisidir? Bence bu soruda veya buna benzer sorularda eğer aklına gelmediyse şu anda bunu duyman senin için birazcık faydalı olacaktır diye düşünüyorum. En azından bunu öğren burada. Ben böyle sorularda gördüğüm makarayı tahta bir makara gibi gözüküyor ya renginden dolayı. Ben o makarayı şeffaf bir makara olarak hayal ediyorum. Bak o zaman ne olacak? Yaklaşalım buna. Sen bunu şeffaf olarak hayal edersen burada arkada önden bakıyoruz şimdi ip arkada burada değil mi? Önde makara olduğu için tahtadan sen ipin kırmızı kısmını göremiyorsun. Ama sen arkadan görünümüne ihtiyaç duyacaksın. Dolayısıyla ne var? Şurada şeffaf olsaydı bu makaramız bu var. Sonra buradan bu var. Sonra buradan bu var. Öyle değil mi? Anlaştık. Güzel. Harika. Şimdi sen bunu bu senin kırmızılar önden görünümün. Sen bunu arkadan göreceksin. Arkadan gördüğün takdirde resim şöyle olmaz. Makara diye düşün bunu. Şöyle bir şey. Şöyle bir şey ve şöyle bir şey. Resim böyle olmaz. Niye? Sen önden baktığında önden baktığında bunu görüyorsun. Buradan dolanıp arkaya baktığında ne olacaktır? Sana siyahla gösterdiğim buradaki arkadaşları senin yansıtman gerekiyor sağ tarafa Bak önce bir yansıtayım bunları Şöyle olacaktır yani Makarayı Şöyle Şu bizim makaramızdı Kal benimle. Makarayı şuraya aldım Şuradaki siyahı Buradaki siyahı tırtıklığa göre simetriğini alarak 3 aşağı 5 yukarıya buraya çizdim Bu ikinci siyahı da şuraya çizdim Sonrasında şöyle giden bir arkadaş var. Onu da şöyle çizdim. Anlaştık mı? Dolayısıyla sen bu makaranın arkasına dolandığın takdirde makaranın arkasına dolandığın takdirde şeffaf olduğu için makara sana burası böyle gözükürken arka taraftan ama bunu yukarı olarak düşünme olur mu? Şöyle arka taraftan baktığında şu arkadaş sana şöyle gözükecektir. Arka taraftan baktığın zaman. Anlaştık. Bir şey daha ilave etmek istiyorum ben buraya. O da şu. Arka taraftan baktığın zaman şu parça nerede kalmıştır? Sen arka taraftan baktığında ilk gördüğün kısımda kalmamıştır. Dolayısıyla şuradaki yukarı doğru çıkan parça şuradadır. Anlaştık? Bir şey daha şuradaki kısma bakarsan sen önden baktığında bu kısmın uzantısını görmüyordun. O yüzden şeffaf olduğunu düşünmen için ben sana bunu çizdim. Bu siyah aslında arka tarafta. Ama şimdi sen arka taraftan baktığında şu arkadaşı göreceksin. O arkadaşı göreceksen şunu da şöyle uzatmam gerekiyor. Anlaştık mı? Yani makarayı şeffaf olarak hayal ettiğin takdirde işler daha kolaylaşacaktır. Nerede o? Nerede o? Evet, Ceyhandoymuş o. Öyle değil mi? Umarım anlatabilmişimdir. Tekrar söylüyorum. Makarayı şeffaf olarak canlandıracağız. Ama makarayı şeffaf olarak canlandırdığımızda şu, şu ve şu bizim şeffaf olarak önden baktığımızda arkadaki ipin görüntüsü. Biz arkaya geçtiğimiz takdirde ne olacak? Gözler arka tarafta. Resmim süperdir. Arkadan böyle bakıyoruz buraya. Dolayısıyla ne oldu? resim böyle olur. Bunu yansıtman lazım sağa doğru. Vallahi bir şey diyeyim mi? Yani 3 boyutlu çizimlerde falan anlatabilmek çok kolay değil. Umarım dilim dönmüştür ve anlatabilmişimdir. Anlatamadıysam da anlayanlar anlamayanlara da yorum bölümünde anlatsınlar. Yani hep ben mi anlatacağım? Tamam mıyız? Anlaştık. Bir dahaki kafeste görüşmek üzere. Hoşçakalın.